Gözlemini çektiğimiz bilimsel sosyalizm doğrultusunda toplum ve doğa bilimini içeren bir partiye hasrettik. Efendim işte çeşitli sol partiler var piyasada. Evet arkadaşlar, sene 1972'de Kızıldere olayından sonra parçalanmışlık birçok örgütlükler Marksizmin temelinden sapıp sadece sokak eylemlerine ve birbirlerine karşı da mücadeleye başladılar. Bu bizim tarihimiz, o insanlar samimiydi. Ulaşılacak bir nokta başta çalışanların ulusal ve sınıfsal mutluluğu ve iktidarıydı ama düşünce bilimsel olarak rayına oturmamıştı. Bugünlere geldik. Hala içinizde o günlerden bugüne gelen saygın dostlarımız var. Ve aynı zamanda senelerce bilimsel sosyalizm doğrultusunda yılmadan çalışan ve bugünlerde de özlemini çektiğimiz ÖSEFE'nin kuruluşuna öncülük eden dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu durumda geçici ÖSEFE yönetiminin başkanı Sayın Sinan Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Aziz Ak arkadaşımız senelerce bu yolda mücadele eden kararlı bir insanımız. Arkadaşlar, düzen meydanda parçalanmışlık, hakimiyet, demokrasi adına her türlü ya ve AKP devlet diktatörlüğü devam ediyor. Ondan evvelkileri de biliyoruz. Ondan evvelkiler de sınıf mücadelesine ilme susayanları acımasızca ezen, zindanlarda çürüten, asan insanlardı. AKP veyahut ordu mücadelesi bizim mücadelemiz değil. Birileri diğerine hakim olmak, Kürt ulusal mücadelesi olsun, ülkemizde Türk ve Kürt emekçilerinin sınıfsal mücadelesi olsun, bastırmak, köleleştirmek için amansızca birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bizim dışımızda bize rağmen sözü unutmaya, uzatmaya lüzum yok. Sözü bu konuda emeği geçen mevcut ÖSEFE'nin kuruluşuna öncülük eden sayın dostlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İmam Amca'ya da biz teşekkür ediyoruz. Hebanlı okumun güç hıratın, sesra serçavar atın. Lantabı Kürdiye halde ve for ne fankörün. Evvel me kurdi fankörün zedene de fankörün ki cihene cibe bir avi evvel Türkiye bakın. Değerli dostlar, değerli yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Panelimizi biz kendimiz moderatörsüz idare edeceğiz. Hiç bir sıkıntımız yoktur. Bu arada cep telefonlarını yoldaşlar arkadaşlar sessize alırsa en azından iyi olur. Toplantımızın selameti bakımında. Bizim anlatacaklarımız çok uzun değil. Biz konu başlıklarını esas vurgu yaparak söyleyeceğiz. ÖSEFE'nin amacı nedir? Esas ayrıntılar sorularda gizli olacak. Dolayısıyla biz esas soru cevap bölümüne daha değer katacağız. Bu nedenle arkadaşlarımızın bu konuda kafasında ne kadar soru işareti varsa hepsinin burada sorulmasını biz tercih ederiz. Ayrıntıları daha iyi yakalamak için, daha iyi anlatabilmek için. Değerli dostlar, ÖSEFE'nin kuruluşu esas olarak
yerelden evrensele diye sosyalist bir espri vardır. Bu esprinin Kürdistan ülkesinde gerçekleştirilmiş biçimidir. Bu şu anlama gelmiyor, biz kendimizi sadece Kürdistan'la sınırlamış bir partiyiz anlamına gelmiyor. Türkiye cephesinden de bizim örgütlülüklerimiz olacak, fakat esas coğrafik alan olarak bizim seçtiğimiz alan Kürdistan coğrafyasıdır. Kürdistan coğrafyasında sadece bu coğrafyada değil, Orta Doğu'da bugün değerli arkadaşlar, üç ana fikri akımdan bahsedebiliyoruz. Orta Doğu'da ve Kürdistan'da. Tabii Türkiye'yi de dahil ederek söylüyorum Orta Doğu'ya. Nedir bu fikri akımlar? Yani üç ana ideolojik akım. Birincisi İslami akım. Bu biliyorsunuz toplumsal kurgu bakımından toplumu 1400 yıl önceki yaşam tarzına götürmeyi hedefleyen toplumsal kurgusu bu olan bir akımdır. Kısacası. Yani geri bakışlıdır tarihsel olarak. İkincisi kapitalizm. Yani mevcut içinde yaşadığımız sistem. Bunu temsil eden fikri akımlar vardır. Bunlar nedir? Milliyetçilik, efendim liberalizm, neoliberalizm ve benzeri bütün türevi akımlar da bu kapitalizm dediğimiz ideolojik formatın içinde yer alıyor. Bunlar da günceli temsil ediyor. Yani mevcut güncel toplumsal ilişkilerin, mevcut güncel statülerin devamından yana. Ama Kürdistan'daki ayağında şöyle bir farklılık var. Kürdistan'daki ayağında ulusal kurtuluş problemi nedeniyle liberallerinde, milliyetçilerinde yani kapitalizm ideolojisini savunanların Kürtlerin özgürlüğü, Kürt halkının özgürlüğü gibi bir hedefleri vardır. Ama sistem olarak yani toplumsal iç ilişkiler bakımından esas olarak kapitalizmi esas almaktadırlar. Ve bugün bütün ilişkilenmeleri de bugün mevcut uluslararası küresel kapitalizmin girdileriyle sınırlıdır. Üçüncü ana fikri akım sosyalistlerdir. Bu da gelecek bakışlı olan bir fikriyattır biliyorsunuz. Sosyalizm ideolojisi toplumun geleceğini kurgulayan bir ideolojidir. Bizler Kürdistan'da bu akımı temsilen ortaya çıkmış bulunuyoruz. Bu akımı temsilen bir kurvar açmış bulunuyoruz. Kürdistan'da mevcut durumda partiler var ve bize sık sık sorulan sorulardan biridir. İşte biliyorsunuz parti olarak, legal partiler olarak adlarını sayabileceklerimiz BDP, HAK Parti ve KADEP var. Şimdi biz biliyorsunuz parti arayışımız ya da parti kurmak için girişim sürecimiz de uzun sürdü, arayışımız da vardı. Bu arayışımızı dillendirdiğimizde bize sık sık sorulan sorulardan biriydi. Neden? Mevcut partiler içerisinde yer almıyorsunuz ya da Kürdistan'da parti sayısını artırmak doğru mudur? Şimdi değerli arkadaşlar tabii bu sık sık biz cevap verdik, burada da cevap vereceğiz. Kürdistan'da mevcut durumda partiler koalisyon tarzı örgütlenmişler. Yani içinde liberallerin de olduğu, içinde sosyalistlerin de, tabii bazılarında sosyalist de hiç yok ama mesela içinde sosyalistlerin de olduğu partiler var. Nispeten İslami kimlik taşıyanların da yer alabildiği partiler var. Şimdi bunlar mesela aynı partide siz liberali de sosyalisti de diyelim ki yarı İslamcı kimlikli olanı da bir arada görebiliyorsunuz. Biz bunu tercih etmedik. Sebep şudur. Biz ana bir fikri akımı temsil ediyoruz. Ana bir fikri akımı temsil ettiğimiz için bizim kuracağımız örgütsel aracın da bizi ifade etmesini istiyoruz. Yani şununla sınırlı kalmak istemiyoruz. Şimdi biliyorsunuz mevcut ortamda Türkiye'de de Kürdistan'da da ciddi şekilde kapitalizmin hakimiyeti var ve ciddi bir atmosferi var. Bu atmosfer altında bizim kendimizi koalisyon partisinde ifade ediyor olmamız o partinin
dışa yönelik yüzünden bizim ifade ediliyor olmamız anlamına gelmiyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi diyelim ki biz girdik bir partiye, o parti esas olarak çoğunluğu liberallerin ya da işte diyelim ki kapitalizmin mevcut ideolojisini savunanların partisi olsun. Ona girdiğimizde evet diyelim ki biz hakkımızı aradık, o parti içerisinde biz bir şekilde kendimizi temsil ettik ya da ifade ettik. Ama örgütlemenin de şöyle bir mantığı var. Örgüt dediğimiz esasen bizi ifade edecek bir araçtır. Dolayısıyla bizim kendimizi o aracın içerisinde ifade ediyor oluşumuz, aracın bizi dışarıya, yani dışarıya yönelik olarak tamamen yansıttığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla öyle bir parti içinde yer aldığımız zaman diyelim ki biz orada kendimizi bir şekilde ifade hakkı yakaladık. Ama dışa yönelik yüzünde biz gene kendimizi ifade edemiyor olacaktık. Dolayısıyla bir örgüt madem ki esas olarak bir de ifade aracıdır, yani bizi topluma götüren bir araçtır, direkt bizi ifade etmeliydi ve biz ÖSP'yi bu nedenle kurduk. Yani kendimizi diğer ideolojik formatların içinde boğmadan direkt hem biz aracı diyelim ki ifade edeceğiz, hem araç bizi ifade edecek. Biz böyle bir parti arayışındaydık. Net çizgileriyle dedik ki biz sosyalist bir parti kuruyoruz ve kurduk. Bunun tabii büyütülmesi daha çok yeni yaratılacak örgütsel ilişkilerle olacaktır. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz, kendi ideolojimize güveniyoruz. Yani geleceğe ilişkin bir toplumsal kurgumuz olduğu için biz güveniyoruz dostlar. Ve şuna da inanıyoruz, Kürdistan'da sosyalistler bizimle sınırlı değil. Hem değişik partiler içerisinde tekil olarak yer alanlar var, hem de tekil olarak şu anda bağımsız durumda olan ya da grup olarak var olan sosyalist kesimler de var. Biz ileride bu akımın, yani Kürdistan'daki sosyalist akımın büyük adresi olmak istiyoruz. Diğer nokta, şimdi arkadaşlar bu koalisyon partileri bir şeyi de engelliyor. Niye engelliyor onu söyleyeceğim. Örneğin siz hangi partinin kapısını çalarsanız, BDP, Halk Parti veya KDP. Yanlış anlamayın, ben sırf onların eleştirisi üzerinden gitmek istemiyorum. Ama bir örnek olarak vermek gerekir. Hangisinin kapısını çalarsanız der ki, biz bir milletiz, biz bir ülkeyiz. Dolayısıyla partimiz şu anda ulusal mücadeleye endeksi olduğu için bunların hepsini içerebilir. Yani herkesi kapsayabilir, her ideolojiyi kapsayabilir diye. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu bir kere parti denilen kavramın ruhuna terstir. Neden? Parti diyelim ki kelime anlamı itibariyle de bir kesimsellik ifade eder. Yani bir kesimi ifade eder. Herkesi kapsamaz bir millette. İkinci nokta, böyle bir anlayış, böyle bir parti bakış açısı aslında o hedeflenen ya da onların söylediği ulusal birliğin önünü de tıkıyor. Çünkü herkes kendince bir ulusal birlik, bir ülkesel birlik gerçekleştirdiğine inandığı için ulusal birlik arayışları da zayıflıyor. Dolayısıyla aslında dünyada şu anda geçerli olan yöntem bizde de geçerli olsaydı, diyelim ki liberaller liberal partiye, sosyalistler sosyalist partiye, İslamcılar İslamcı partiye gibi bir gerçek kurgu oluşturmuş olsaydı, gerçeğe dair bir kurgu, aslında ulusal birliği bunlar üzerinden şekillendirmek de daha mümkün olacaktı. Evet, Kürdistan'da şu anda bir ulusal özgürlük problemi var. Ve bu ulusal özgürlük problemi aslında bütün partilerin ortak paydasıdır. Yani mevcutların ortak paydasıdır. Ama insanlık tarihi ya da diyelim ki mücadele tarihi, öyle diyelim, ulusal mücadeleler tarihi aslında bu birliğin şeklini de yakalamış. Yani bunu da ortaya çıkarmış. Fakat nedense çok görülmek istemiyor. Bu aralar artık bir ihtiyaç olarak dayattığı için arayışlar gene başladı. Nedir o? Diyelim ki bir ulusta değişik kesimleri temsil eder. Çünkü ulus sınıflardan oluşuyor, ulus ara katmanlardan oluşuyor, değişik sosyal kesimlerden oluşuyor. Bu değişik sosyal kesimlerin hepsini bir partide bütünleştirmek mümkün değil. Ama bir ulusal çatı altında, yani en azından özgürlük mücadelesi sonuçlanana kadar, yani ulusal kurtuluş gerçekleşene kadar bir çatı altında toplamak pekala mümkündür. Ve mücadele tarihi, ulusal mücadeleler tarihi böyle çatı örgütlenmeler
formatını da yaratmış bulunuyor. Aslında bu konuda tecrübeler de çoktur. Dolayısıyla biz şu anda ÖSYP olarak net çizgileriyle sosyalist bir çizgiye sahibiz. Fakat Kürdistan'daki ulusal özgürlük problemi nedeniyle bir başkalarıyla daha yol almak durumundayız. Çünkü hepsinin ortak bir hedefi var ve bu ortak hedef Kürt halkının kurtuluşudur. Dolayısıyla bunlarla beraber biz bir ulusal çatı örgütlenmesinde yer alabiliriz ki şu anda biliyorsunuz bu konuda arayışlar var. Nihayet işte diyelim ki ayın 25'inde yine Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve diğer üç arkadaşın davetiyle gene Kürdistan'da farklı partiler bir araya gelecek, bu konuyu gene görüşecekler. Aslında Eylül ayında bunun çok ciddi bir adımı atıldı. Türkiye Kürdistan'ın ulusal konferansı gerçekleştirildi Diyarbakır'da biliyorsunuz. Bunun ruhuna, bunun formatına uygun yeni, yani bunun devamı olabilecek, pratik devamı olabilecek mekanizmalar oluşturabilirsek biz bu konuda da, yani hem parti kuruluşunda amacımıza ulaşmış olacağız, yani net çizgileriyle sosyalist bir parti kuruluşunda amacımıza ulaşmış olacağız ve aynı zamanda paralelinde diyelim ki şu anda herkesin ortak beklentisi olan Kürdistan'da bir çatı örgütlenmesi yaratma konusunda da biz amacımıza ulaşmış olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda bizim fikriyatımızı aşağı yukarı herkes biliyor. Yani bir bakıma örneğin biz Tevkürt sürecinde yer aldığımız zaman işte solcular geldi, bozguncudur bunlar. Bir şekilde işte slogancı davranacaklar, burayı bozacaklar gibi bir beklentileri vardı. Ama emin olabilirsiniz, biz hem kendi çizgimizi çok net koyduk, biz asla dedik liberal değiliz. Yani biz sosyalistiz, gelecek kurguluyuz. Ama aynı zamanda oranın yaşaması için de elimizden gelen çabayı sarf ettik. Diğer konferansta da, yani Türkiye Kürdistan'ın konferansında da, tabii bu ulusal konferanstır, bütün değişik kesimler, bütün hem değişik diyelim ki ulusal etnik kesimler, etnik kesimler, hem değişik siyasal kesimlerin aşağı yukarı ulaşılabilenlerden hepsi katılmış oldu oraya. Yani hem azınlıkları temsil eden insanlar vardı, hem siyasetleri temsil eden insanlar vardı. Oranın hazırlık komisyonunda biz yer aldık ve o hazırlık komisyonu boyunca da kesinlikle isterseniz sorabilirsiniz, bizden son derece memnunlardı. Dolayısıyla biz bu konuda da samimiyiz. Ama kendi çizgimizde de samimiyiz. Dolayısıyla biz şu anda iki amacımıza da, yani birinci amacımıza ulaştık. Partiyi kurduk, tabii büyütmek bu gelecekteki çabalarımızın ürünü olacak. Ama diğer konuda da biz yine gerekli çabaları sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye İşçi Sınıfı'yla Türkiye Sosyalist Hareketi'yle diyalog kurusu. Bunun üzerinde de durmak istiyorum. Şimdi bu konuda bize, bu konuda da evet sık sık sorular geliyor. Nihayet Türkiye Kürdistan'ında çok sayıda Kürt şu anda Türkiye sorunun içerisindeki değişik örgütlenmelerde yer alıyorlar. Kendilerini bir şekilde ifade ediyorlar. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Şöyle bir gerçeğimiz var. Hele hele bugünkü konjonktürde basını, gelişmeleri takip eden arkadaşlar iyi bilirler. Aslında iki ayrı hikaye gelişiyor arkadaşlar. İki ayrı tarihsel hikaye gerçekleşiyor. Türkiye ile Türkiye Kürdistan'ın sosyal yapısının bu kadar iç içeliğine rağmen Kürdistan'da farklı bir hikaye gelişiyor. Türkiye'de farklı bir hikaye gelişiyor. Gerçekçi olmak durumundayız. Kürdistan üzerinde herkesin emelleri var. Yani tüm emperyal güçlerin Kürdistan'la ilişkin projeleri var. Artı statükocu güçlerin, yani şu anda Kürdistan üzerinde egemenlik kurmuş sömürgeci güçlerin de Kürdistan'a ilişkin A, B planları var. O zaman bizim de sosyalistler olarak, Kürdistan'ın sosyalistler olarak bir planımız, bir projemiz olmak durumunda. Ve bütün öngörülerimizde biz bu projelendirmeyi yapmak durumundayız, bu çabalarda olmak durumundayız. Müdahil olmadığımız takdirde esasen bizim istemediğimiz şeyler gerçekleşecek. Türkiye sorunu bize eleştirisi sosyalistler bir olur.
gibi bir eleştirileri var. Fakat kendi partilerinde bir olur. Yani demek istedikleri odur. Yani Türkiye adıyla kurulmuş partide Kürtler yer alacak. Yani şunu hiç düşünen olmuyor tabii. Mesela yani bir Gülistan'da bir sosyalist parti kuruldu. Neden Türkler içinde yer almasın? Zaten bizim kurgumuz şey değil ki, biz sadece Kürtleri örgütlemiyoruz. Biz Gülistan coğrafyasında ya da Türkiye'de de olsun bu mücadeleye katılabilecek, böyle bir projeye dahil olabilecek, buna ikna olmuş herkesi biz aramızda görmek istiyoruz. Biz kesinlikle ırkı bir ya da milliyetçi bir örgütlenme değiliz. Dolayısıyla ama tabii amaçlarımızı tasvip edecek. Yani gerek kişi ki ne yaptığımızı bilecek ve ona göre davranacak. Ona göre kendini halledecek. Türkiye sorunun bize bu eleştirisi var. Neden ayrı bir parti sosyalistler birlikte örgütlenir diye. Fakat şöyle bir eleştirileri yok. Ya Türkiye'de de liberal partiler var. Ama Kürtistan'da liberal partiler var. Ya da Türkiye'de de İslamcı akımlar var. Ama Kürtistan'da İslamcı akımlar var. Dolayısıyla bunu gören kişi aslında Kürtistan'da sosyalist bir partinin kuruluşuna çok çok destek vermeli. Sıkı destek vermeli yani. Gerçekçi davranmak istiyorsa. Ve iki ayrı hikayenin gerçekleştiğini söyledim. Bunun aslında çok kişi farkındadır. Fakat kafamızdaki bazı şeyleri biz sosyal yaşamın gerçeğine zorla dayatmaya çalışıyoruz. Ya da sosyal yaşamın gerçeklerini kendi kafamızdaki şablonlara zorla sığdırmaya çalışıyoruz. Tutmayan budur aslında. Bizim bu konuda Türkiye işçi sınıfıyla, Türkiye soruyla, Türkiye sorunun diyelim ki elbette ileride kendimize yakın göreceğimiz kesimleri de olacaktır. Kendimize uzak gördüğümüz kesimleri de olacaktır. Şu anda adı sol olan ama çok ırkçı davranan partiler vardır. Yani Kürt denildiği zaman adamın kanı kuruyor. Yani böyle bir solculuk dünyada yok zaten. Ama Türkiye'de maalesef böyle partiler de var. Ama diyelim ki Türkiye'de gerçekten bizim ittifak gücü olarak görebileceğimiz kesimler de var. Bizim bunlara yönelik herhangi bir engelimiz ya da kendimizi sınırlandırmamız yoktur. Ama biz stratejik önceliğimizi söylemek durumundayız. Bizim mevcut projemiz gereği stratejik önceliğimiz Kürdistan'daki ittifaktır. Çünkü Kürt halkı özgürlük için artık Türkiye devrimini bekleyemez. Ya da Türkiye devrimi gecikebilir ama Kürt halkının diyelim ki kapitalizm çerçevesinde de olsa, liberal projeler çerçevesinde de olsa kurtuluşu ya da en azından ulusal olarak iktidarlaşması pekala gündeme gelebilir. Biz buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Bizim çabalarımızdan biri de budur değerli arkadaşlar. ÖSP'nin ne olduğuna dair veya işte amaçlarına dair biz esas ayrıntıları tekrar sizin sorularınıza bırakacağız. Benim şimdilik söyleyeceğim bunlar. Sözü yoldaşım, genel başkanım Sinan Çiftdüre'ye bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bosmas Maratalo Mutiko. Havalı Gişbihir Adın. Ümer Zeynel Rekhine Çelebi'ne demin uçuma bizimine yakın bu Kürdine akıfın. Bu partiye Kürdan'ın, partiye Kürdistan'ın ile böyle zamanı dergahına akıfın ve Rahne kekilin gelindir zil der ve dinler rahne kekilin çekilene. Ve rastiye me ve kekilin gelene mukurdik ve akıfın mi ve evaleme tamlak nemişti ve şimdi. Çavi merdin önü başı diye. Bizde içeride dışarıda bu türlü toplantılara dönük hep eleştiri geliyor. Siz niye kendi ana dilinizde bu panelleri, konferansları, tartışmayı sürdürmüyorsunuz diye. Ama realitemizdir, gerçeğimizdir. Biz şimdi Kürtçe konuşursak burada toplantı zaten yarısı bunu anlamayacak. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Partim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum size. Dilerim yararlı bir şey olur. Bu pazar gününüzü ayırdınız bize. Geldiniz, sağ olun, var olun. Mahmut Yoldaş özetledi bir yanıyla. Ben mümkün olduğu kadar onun değinmediği konular üzerinde İran'da. Her hafta yarı bırakılan hesap ters tepti. ABD'nin hesabı İran'ın karşı hamlesiyle ters düştü. Daha doğrusu ABD'nin belki de yanlış hesabıyla ters düştü. Denilebilir ki esasında Irak meselesinde İran ABD karşısında 2-0 galip durumdadır. Irak ABD'yi işgal etti. Saddam rejimini alt üst etti. Şiiler iktidara geldi. İran birinci 1-0 galiptir. İkincisi bizzat İran
En büyük düşmanı olan Saddam'ın ABD eliyle devrilmiş olması nedeniyle rahatladı. 2-0 galiptir. Şunu demek istiyorum. Irak'ta yanlış hesap Suriye üzerinde tamamlanmak istedim. Ama Suriye öyle bir alan ki bütün Orta Doğu'yu, bütün taşlarını sarsıyor. Küresel krizle de bağlantı içerisindedir. Kapitalizm hala eğer enerji kaynakları bakımında fosil enerji kaynakları olarak petrole bağımlıysa petrolün can damarı Orta Doğu'dur. Petrolün ana akış kanalı Hürmüz Boğazı'dır. Hürmüz Boğazı üzerine kıyametten kopuyor. Amerikan savaş gemileri bir tarafta Hürmüz Boğazı'nda, bir tarafta Doğu Akdeniz'de. İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, en modern savaş gemisi şu anda Hürmüz Boğazı'nda. Savaş çıktı, çıkacak iklimi ya da psikolojik içerisindeler. Böyle bir ortamda Kürdistan bu bölgedeki hesaplaşmanın, yani Suriye üzerindeki bölgesel ve küresel hesaplaşmanın merkezinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağına bakıyor, güneyine bakıyor, Kürdistan'ı görüyor. Güneydoğusuna bakıyor, Kürdistan'ı görüyor. Türkiye Cumhuriyeti dahası Suriye, Irak, İran, hatta Azerbaycan'da sayarsanız bir Şii kemeriyle etrafı çevrilmiş durumda, nefes alamıyor, almakta zorlanıyor. O nedenle ölümüne bu hesaplaşmada, yani Suriye üzerindeki hesaplaşma bir yanıyla bölgeden aynı zamanda bir Şii-Sünni hesaplaşmasına döndü. Şii ekseninin başını İran çekiyor, Sünni ekseninin başını Arap gerici rejimlerinde tetiklemesiyle Türkiye oturmuş durumda, ama Türkiye burada sadece ne Arap rejimlerinin hesabına oynuyor, ne sadece Batı güçlerin piyonu durumundadır. Türkiye'nin kendi hesapları vardır, kendi planları vardır, ABD ile ortaklaşmış kendi planları vardır. Türkiye nefes almak istiyor. İki nedenle nefes almak istiyor. Bir Şii kemeri, iki Şii kemeri dedikleri yer aynı zamanda bir Kürdistan kemeridir. Suriye'ye bakıyor, Kürdistan coğrafyası var. Irak'a bakıyor, zaten Kürdistan federal bölgesi var. İran'a bakıyor, zaten Kürdistan coğrafyası var. Bu coğrafyada, bu siyasal hareketlikte, bu siyasal saflaşmada Kürdistan bütün hareketlerin, bütün planların merkezine yer alıyor. Batı'nın hesabında yer alıyor, Türkiye'nin de hesabında yer alıyor, Suriye'nin de hesabında yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir siyasal saflaşmada Kürtler ne yapacak meselesi kilit bir sorundur. ÖSP böyle bir süreçte bulundu. Kürtler tarih boyunca kendi adına savaşmadılar. Maalesef. Bunun nedenleri belki ayrı bir tartışma konusu, belki ayrı bir konferans konusu. Kürtlerin tarihsel trajedisi meselesi Kürdistan'ın. Kürtler 1071'de de kendi adına savaşmadılar. 1514'te Mericlebuk'ta da kendi adına savaşmadılar. 1843'te Mısır valisiyle savaşırken de Nizip'te, bu bölgede kendi adına savaşmadılar. Birinci Dünya Savaşı'nda da kendi adına savaşmadılar. Şimdi genelde bölgede büyük bir hareketlik var. Coğrafya hareketli, coğrafyaya dayalı siyaset hareketli. Dolayısıyla kartlar yeniden şey yapıyor, karılıyor. ABD dünün hesabını yapıyor. İngiltere, Fransa'nın 1916'da 800-800 anlaşmasıyla bölge yapmış oldu ama yarım kalan, Birinci Dünya Savaşı ile tamamlanan haritayı yeniden dizayn etmek istiyor. Önce tek başına yapmak istedi, yetmedi. Şimdi Batı ile ittifak yaparak yapmak istiyor. Ama dediğim gibi, nereden bakarsan bak, hesaplar bir tarafıyla Kürdistan'a çıkıyor. Kürtler ise uzatmayayım, ayrı bir konusu. Kürtler şu anda iki ayrı eksen durumdalar. Bir eksen Batı ekseni, yani Amerika, Avrupa, Türkiye ve Güney Kürdistan'da ortaklaştığı bir eksen, Batı ekseni. Bir diğer tarafta Doğu ekseni var. Rusya, Çin, İran, Suriye, Hizbullah ve genel olarak Şii ekseni. Bu eksende şu anda PKK duruyor. Böyle bir hesaplaşmada, böyle bir saflaşmada, yani kriz yarın Suriye üzerinde derinleşir de Kürtler iki ayrı kampta yer alırlarsa ve üstelik kendi adlarına bu savaş, kendi adlarına, kendi hesaplarına, kendi programlarına bu kavganın içerisinde yer almazlarsa Kürtler bu süreçte zararlı çıkacaklar. Burada fotoğraf sanıldığı kadar kolay değil. PKK'ya niye sen Doğu bloku içerisinde yer alıyorsun demek kolaydır ama eleştirmek kolaydır. Ama tablo sandığı kadar kolay değildir. Çünkü bir tarafta da Türkiye vardır. Öbür tarafta Suriye vardır, İran vardır. Bu tarafta ise Türkiye vardır.
Dolayısıyla Batı vardır. O nedenle iki taraf da elini yakıyor. Türklerin tarihsel trajedisi dediğimiz mesele bu. ÖSP böyle bir süreçte kuruluyor. ÖSP temel şiar olarak diyor ki Kürtler, Kürdistan siyaseti, Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi, Kürdistan Komünist Hareketi kendisi olsun. İttifaklara girebilir. Batı ile de ittifaklara girebilir. Doğu ile de ittifaklara gidebilir. Ama bu ittifaklara girerken Kürtler, Kürdistan Ulusal Demokratik güçleri kendi talepleriyle, kendi hedefleriyle kendileri adına savaşarak bu ittifaklara girebilecekler mi? Ki bir sorun budur. ÖSP bunda ısrar edecektir. Siyaset eklemde de yoldaşın üzerine durulur. Diyarbakır'daki toplantılarda da potansiyel olarak gündemde olan her birdeki ulusal konferansta da ÖSP'nin dile getireceği, üzerinde ısrar edeceği Kürtistan Ulusal Demokratik siyasette kendisi olsun, kendi hedefleri doğrultusunda savaşsın diyecektir. Bu bizim ülkemizi ağırlaştırıyor. Daha bismillah ilk adım atılan ÖSP'nin yoldaşın üzerine durduğu gibi hızla büyümesi gerekiyor. Kendisi olabilecek olan bir siyasetin örgütsel donörlerin de daha sağlam atılması gerekiyor diyeyim. Yine sağımızı solumuz sobe gibi son bir haftadır ya da son 15 gündür her tarafımızı kuşatan bir mesele var. Nedir bu mesele? MİT krizi. Nedir? MİT KCK krizi. MİT mi KCK'leşti, KCK mi MİT'leşti? Absürt bir tartışma da var. Ama bu tartışma daha köklü bir sorunla bizi yüzleştiriyor Kürt Ulusal Demokratik Hareketi. Avni Özgürel diye bir MİT'in tecrübeli ajanı ya da kadrosu bir iddia ortaya attı. Diyor ki MİT'in içerisinde, affedersiniz, KCK'nin içerisinde, PYK'nin içerisinde 1000 tane MİT kadrosu vardır. Avni Özgürel bu lafı rastgele söylemez. Ben doğrudur anlamında söylemiyorum. Başka bir şey vurgu yapmaz. Diyorum ki bunun yol açtığı sonuç başta BDP camiasında olmak üzere Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi'ne sağımıza solumuza bakarken ulan acayip kek o bay hacali acayip o ajona ne ajona? Ulan ne mi bir şey? Yok tabi öyle şey. Efendim Nusret. Efendim Nusret. Efendim Aziz Mahmud Ertuğrul. Efendim bu Aziz acayip o ajona ne ajona? Yani sağıma bakacağım, ulan derdiye sormaya bakacağım, acaba bizim Hasan yoldaşımız acaba ajan mıdır değildir lan, bin tane mi de ajan, az değil. Muazzam bir psikolojik yıkım, muazzam bir psikolojik çöküntü yaratması. En büyük darbe, toparlanan binlerce içeri tıkan Kürtlerin fiziki darbesi değildir. En büyük darbe, Kürt'ün Kürt'e, sosyalistin sosyaliste, yükselenin yükselere kuşkuyla bakmasıdır. Bir bu. İkincisi daha köklü bir soru. İsim vermek istemiyoruz. Biri diğerine diyor ki X Partisi zaten devlet kurmuştur. Hem zorluk seni de zorluk zaten devlet emal bakıyor. Devlet onları kurmuştur. Öbürüne diyor ki zaten başta beri bunlar regionopolcidir diyor, sistemcidir diyor. Kürt siyaset kadroları, Kürdistanlı partiler birbirlerini kriminal kavramlar üzerinde tarif ediyor. Bu olabilecek Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi açısından olabilecek en kötü yıkımlardan birisi. Yoldaş durdu üzerinde, dedi ki Terkürt'te ÖSP'de ciddi bir misyon, Mesut'tu biz o zaman diye son üstlendi. Evet, biz başından beri, ta 2005'ten beri Ulusal Demokratik Çalışma Grubu içerisinde yer alırken, o zaman Mesut girişim olarak yer alıyorduk. Israrla dile getirdi, dedi ki Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi birbirini kriminal kavramlar üzerinde tarif etmez. Her ulusal kurtuluş hareketinin içerisinde Egemen Devleti'nin eli olmuştur, olacaktır. Biz bunu biliyoruz. Fransızların Cezayir içerisinde az mı vardı yani? Ya da diyelim ki Saddam'ın KDP içerisinde, güneydeki Ulusal Demokratik Hareket içerisinde az mı eli vardı? Vardı. Az ya da çok mutlaka vardır. Yarın da olacaktır. Buna ilişkin tutum almak ayrı bir olay ama Kürt siyasetinin birini diğerini kriminal kavramlar üzerine tarif etmesi ayrı bir olay. Daha köklü bir soru. Canım dün İlk İS Partisi güçlüydü, A, B, C, Kürt örgütü güçlüydü, diğer partisi zayıftı, MİT onun güçlenmesine göz yumdu, devlet. Bugün Y Partisi güçlüdür, C, D Partisi zayıftır, MİT onların güçlenmesine göz yumabilir. Şimdi Kürt siyaseti, Kürdistan siyaseti, Türkiye Sosyalist Hareketi'ndeki dostlarımız. Şunun üzerine durmamız lazım, devletin duruşu nettir.
Devlet dün ne yaptığını biliyor, bugün de ne yaptığını biliyor. Dün güçlüyü zayıfla dengelemek istiyordu, bugün yine güçlüyü zayıfla dengelemek istiyor olabilir. Bu devletin hesabıdır, devlet duruşu belli. Problem burada Kürt Ulusal Demokratik Hareketi'dir. Problem bizizdir. Bizim duruşumuzun, tıpkı devletin duruşu nasıl netse, o ne yaptığını bilincindeyse, Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi'nde ne yaptığının bilinciyle, öncelikle bu kriminal kavramlardan uzak bir tutum sergilemesi lazım. Kuzey'deki travma biz her zaman söyledik. KDP ve YNK ile kıyaslanırsa %1 bile değildir. KDP ve YNK birbirine bir girdiler, 2500 peşmerge birbirlerine öldürdüler. Kuzey'de travma var, Kürt siyasi hareketler içerisinde, partiler arasında birbirine zarladığında kan da döküldü. Tamam, doğru. Güney'le kıyaslanırsa bu çok küçük bir travmadır. Dolayısıyla şimdi gündemde olan Ulusal Demokratik Hareket'in kendi içerisindeki bütün sıkıntılara rağmen bu kriminal kavramdan uzak durması adlandırmadan dahası birbirini sadece ve sadece düşmanın kavramları üzerine tarif etmekten uzak durması. ÖSP böyle bir süreçte devreye giriyor. ÖSF kendi pozisyonu itibariyle yeni bir başlamıştır. Gerçek manada temiz bir başlamıştır, yeni başlamıştır. Bu hemlenmenin içerisinde dün yer almamıştı, bugün de yer almadı. Eğer ÖSF iki göbrek daha büyütebilirse, büyütme kararında olduğumuz ÖSF kendi dışında, sağında ya da solundaki Ulusal Demokratik Hareket'in elini tutmada, ortak ulusal paydada bir araya getirmede ÖSP'ye bir görev düşüyor. Bu sorunu ÖSP'nin üzerindedir. Çünkü ÖSP ne kendisini BDP'nin karşılıklı üzerinde ya da onun rakibi üzerine tarif ediyor, ne AK Parti üzerine tarif ediyor. Diyor ki ben yoldaşımın altını kalmış çizgilerle çizdi, ben Kürdistan'da bir komünist partisiyim. Benim dışımda Ulusal Demokratik Partiler var. Bunlar liberal ya da devrimci demokrat ya da sosyal demokrat benim ülkemin gerçeğidirler. Ama ben de ülkemin başka yüzüyüm, başka bir gerçeğim. Ben onlarla ortak Ulusal Demokratik Partide birlikte yürürüm. Bu tespit bizi BDP karşısında da rahatlatıyor. Bu tespit bizi AK Parti karşısında da rahatlatıyor. Dolayısıyla biz AK Parti ya da BDP'ye yaklaşırken çok daha rahat yaklaşabiliyoruz. AK Parti'nin BDP'nin olmadığı yerde BDP'ye dönük eleştiriler gündeme geldiğinde, PKK'ya kriminal eleştiriler gündeme geldiğinde biz onu gösterdik. Dedik hayır dostlar, PKK burada yoktur, BDP burada yoktur. Onları kriminal tabirlerle adlandırmanız doğru değildir. Ama AK Parti'nin çağrılmadığı BDP toplantılarına da hepsi oradayken şunu söyledik. AK Parti niye burada yoktur? Biz AK Parti değiliz. Bizim AK Parti'ye çok da eleştirimiz var. Ama siz AK Parti'yi niye çağırdınız? O da ülkemizin bir gerçeğidir. Şunu altını çizmek istiyorum. Öyle bir süreçte doğan ÖSP'nin yükü bu aşırıda ağırdır. ÖSP Kürdistan'da Ulusal Demokratik Hareketi'nin birliği yönünde önemli bir sonuç verecektir. Bu manada da girdiğimiz süreç itibariyle izlediğimiz siyasal hat olarak kendimizi dışımızdaki Ulusal Demokratik Hareket'in yanlışları üzerinde kurmuyoruz. Kendimizi kendi doğrularımız üzerinde, kendi programımız üzerinde halka tarif edeceğiz, götüreceğiz. Bu bizim elimizi güçlendiren çok güçlü bir silahtır. Kullanabilirsek. Yoldaş üzerinde durduk. Ben sadece tamamlayıcı olarak bir karşıya ekleyeyim. Şimdi geçen İzmir'deydik. Kürdistan'ın tarihsel trajedisi konulu bir konferansımız vardı. İzmir İl Örgütü'nü düzenledi. Türkiye Sosyalist Hareketi'nden dostlarımız gelmişlerdi. Bize sordular. Niye bir sürü komünist partisi var dediler. Yani niye siz kuruyorsunuz? Ya dedim ki dostlar yani ben bilmiyorum. Ben Lenin okudum. Kendi kaderin kaynakını okudum. Lenin bütün halklar için, bütün ezilen milletler için kendi kaderin kaynakını savunurken Kürtler hariç dediğini duymadım. Yani kendi kaderin kaynakı bütün halklar için geçerlidir. Ama Kürtler hariç yok. Lenin böyle bir şey söyledi. İki, Mars, komünistlerin vatanı yok derken sadece bunu Kürtler için söyledim de bilmiyorum. Yani komünistlerin vatanı yoksa hepimiz için yoktur. Sizler için de yoktur. Angolalı için de yoktur. Vietnamlı için de yoktur. Sadece Kürt için mi yoktur? Yani, Kürtistan için mi yoktur? Mars bir öngörü ortaya koydu. Bir gelecek tasavvuru ortaya koydu ve doğrudur. Biz en başta biz onun savunucusuyuz. Evet, komünistlerin vatanı yoktur.
Ama komiserin vatan yoktur meselesine, sınırların kaldırılması meselesine, Dünya Komünist Hareketi, her ülkenin komünist hareketi, kendi coğrafyasında bunun kavgasını verebildikleri oranda biz ortaklaşabiliriz. Siz dedim hala 600 yıllık Osmanlı Devleti geleneğine, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet geleneğine rağmen bağımsız Türkiye diye derseniz, hala oradaysanız bizim varlığımız bile kabul edilmiyor. Siz bize niye o zaman Türkistan'a bir komünist partisini çok görüyorsunuz? Dünyada 250 ülke adını anılan komünist partisi var. Kosova, Arnavut halkı 6 milyondur. Biz hiçbir halkı küçümsemiyoruz. Ama iki tane devleti var. İki tane de komünist partisi var. Yani niye Kürdistan'da komünist partisi milliyetçilik oluyor, ırkçılık oluyor? Niye ayrımcılık oluyor? Niye internasyonalizm adına içimizdeki Türk yoldaşları siz devleştiriyorsun? Ve lafa partiye kurdan açı işe verirler ya. Niye internasyonalizm adına binlerce Kürdistan'ın komünist Türkiye komünist hareketinin safında yer alırken biz buna seviniyoruz da Yozgatlı ya da Manisa'lı 5 tane Türk yoldaş gelip ÖSYM'nin safında yer almıyor. Madem komiserin vatanı yok, doğru ya. Üstelik biz eğer pozitif ayrımcılık yapacaksak, pozitif ayrımcılık yapılacaksak Kürtler ezilen bir millet, Kürt halkı ezilen bir halk, onların lehine bir pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Biz bekliyoruz ki, yoldaşı dediği gibi biz yerelden evrensele bakıyoruz, biz Kürdistan'la bir internasyonel parti kurduk. Biz Türk yoldaşlarımızı da, Azeri ya da Fars yoldaşlarımızı da ÖSYM saflarında görmek istiyoruz. ÖSYM bir yerli parti değil ki. Kürdistan'ın siyaset sosyolojisi açısından bakarsak, Kürdistan'da kapitalizm hakim, Kürdistan'da sınıflar var. Kürdistan kentleşti. Belki denilebilir ki zihinsel ve kültürel olarak Diyarbakır, Van, Antep yeterince kentleşmedi. Ama fiziki olarak Kürdistan kentleşti. Kürdistan'da da nüfusun %65'i kentlerde artık. Hatta yer yer %70'i. Dolayısıyla siyasetin emek cephesinde bakan, bütün sorunlara emek cephesinde bakan, ulusal sorun başta olmak üzere. Bizim BDP'nin ulusal soruna bakışı farklıdır, Hakbar'ın farklıdır, Kek Mesut Berzan'ın farklıdır, Taliban'ın farklıdır. Bizim farklıdır. Biz emek cephesinde ulusal soruna bakıyoruz. Biz işçi emekçiler cephesinde ulusal sorunun başa sorunu olarak algılıyoruz. Böyle bir partiye ihtiyaç var. Sokağın sesi olabilecek, halkın vicdanı olabilecek, sokağın sosyal eleştirisinin dili olabilecek bir partiye ihtiyaç var. ÖSYM bu iddiayla kuruldu. Bu iddia bizim üzerimize çok büyük yükü bindiriyor. Bunun altında nasıl kalkarız? Bu ayrı bir tartışma konusu. Öyle diyeyim. ÖSYM'nin kuruluşu basında da öyle yer aldı. Biz İçişleri Bakanlığı'nda yaptığımız basın açıklamasında da bizi basın aradığı zaman aynı şeyi dile getirdik. İki vurguyu öne çıkardık. Bir kendi kadının tayin hakkı, iki sosyalizm dedik. Kendi kadının tayin hakkının altını bilinçli çizdik çünkü bu kavram sorgulanmaya başlandı. Türkiye Sosyalist Hareketi'nde de bu kavram sorgulanıyor. Bizim Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi safında da bu kavram geride bırakıldı, aşıldı deniliyor. Türkiye Demokratik Hareketi de isim vermek istemiyorum. Ağırlıkla Kuzey Kürdistan'da doğrunun değil, güçlünün yanında duruyorlar. Biz bunu Türkiye Komünist Hareketi'nde kimi dostlarımızla da tartıştık. Siz eğer Kürdistan'da güçlü değil, doğru esas almak istiyorsanız Kürdistan'da bir komünist olarak bakın. Bu 5 kişi olur, 500 kişi olur. Hikmet Kıvılcımcı kadar tutarlı davranmak zorundasınız. Hikmet Kıvılcımcı bundan ta 80-90 yıl önce 1920'lerde Kürdistan'da bir komünist partisinden söz eder. Kursunlarda biz Türkiye Sosyalist Hareketi olarak, komünist hareketi olarak omuz veren güçlenmelerini sağlayalım. Bugün bir yılda güçlü bir adım atmış durumdayız. Türkiye Sosyalist Hareketi'nden bizim beklediğimiz dostlarımızdan, yoldaşlarımızdan Ulusal Demokratik Hareketi tanısınlar, omuz versinler ama esas itibariyle gözleri, kulakları Kürdistan'da adım atılan bir komünist partisinin güçlenmesi üzerinde odaklanmaları lazım. Bu açıdan biz çıkarken iki vurgun altını çizdik, kendi kaderinin tayin hakkı dedik, sosyalizm dedik. Demin sosyalizmin, neden sosyalizm meselesinin bizim yeniden görmemiz gerektiğini küresel kriz, küresel direnişle bağlantılı olarak eline getirdim. Önümüzdeki süreçte ÖSYM bu bakımdan nasıl bir sosyalizm meselesini
soyut değil, 20. yüzyıldan farklı olarak 21. yüzyıl sosyalizmin ana çizgilerini, ana hatlarıyla tarif etmeye çalışacağız. Programda kısmen yer aldı bu. Yetmez. Çünkü 21. yüzyıl sosyalizminin ana hatlarıyla bir teorik öngörüsü var. Bir de ucu açık hayatın kendisinin içerik atacağı bir boyut var. Bizim algıladığımız Dünya Komünist Hareketi 21. yüzyıl sosyalizminin sancısını çekiyor. Yeniden programını oluşturmaya çalışıyor. Ama bir tarafta da gerek yerler kimileri tarafta küçümsenen tarih meydanında, gerek Yunanistan'da, gerek Wall Street'te sokaklarda kurulan siyaset meydanları sabahleyin bir araya geldiklerine Wall Street'te önce halk meclisi toplayıp doğrudan demokrasinin sokak içerisinde hayat kazandığı yeni adımlar esasında 21. yüzyıl sosyalizminde yer yer tarif ediyor bizde. ÖSP bunun sesi olacak Kürdistan'da. Kendi kaderinin tayin hakkı, biz her halk gibi, her millet gibi dünyada 250 ya da 300 millet varsa önemli değildir. Bu her millete nasıl kendi kaderinin tayin etme hakkı varsa Kürt halkın da kendi kaderinin tayin etme hakkı vardır. Bu hak kutsaldır her halk gibi Kürt halkı içinde. Kürt halkının kendi kaderinin tayin hakkını gerçekleştirmesi için ÖSP bunun kavgasını verir. Bunu zeminine uygunlaştırır. Özgür iradesiyle Kürt halkı birlikte yana tutmalıdır. Ama ayrılıkta yana tutmalıdır. Kimileri der ki biz ayrılıkta yana tutmalıyız. Kimileri der ki biz birlikte yana tutmalıyız. Biz ÖSP olarak iki nedenle Kürt halkının ayrılmak gibi ayrılmak da birlikte Kürt halkının iradesidir diyoruz. Özgür bir referandum gerçekleşmelidir. Ama bir, Kürt ve Türk halkının siyaset sosyolojisi gereği. Çok laf ediliyor ya, Kürtlerin yarısı batıda, doğrudur. Bir, bu nedenle yani hakların gerçekleşen sosyolojisi gereği. İki, komünist felsefemiz gereği biz birlikte yanayız. Biz bir sosyalist federasyondayız, bir Türkiye halkıyla ortak bir federasyonda yanayız. Dolayısıyla ÖSP'nin güncelleştireceği iki temel hattı olacaktır. Ulusların kendi kadın tercih hakkı ve sosyalizm savunusu değil. Bir şey daha, bir noktaya daha belirtip sonlandıracağım. Biz Kuzey Kürdistan'da sosyalist hareketi, komünist hareketi tekleştirmek istiyoruz. Bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bizim bakışımızda, bizim öngördüğümüz sosyalist hareketin birliği perspektifinde Türkiye Sosyalist Hareketi şu anda kimileri 50 diyorlar, kimi 70 diyorlar. Önemli değildir. 30 olsun, 10 olsun. Bu kadar parçalı olması yerine esas itibariyle Türkiye Sosyalist Hareketi'nde iki partinin olması gerekirdi. Biri bütün iç zenginliğiyle Marksistlik Parti, diğeri Sol Sosyal Demokratik Parti. Her ikisi de Türkiye halkı için, Kürt halkı için yararlı olacağı inancındaydı. Biz bu bakıştan hareketle Kürdistan'da belli başlı dört partinin olması gerektiğine inanıyoruz. Kendi iç zenginliğiyle bir komünist partisi, Marksist hareketin iç zenginliğiyle, birazdan biraz aşacağız onu. İki, kendi iç zenginliğiyle bir Demokratik Demokrat Parti var. Demokratik Demokrat Partimiz var, BDP. Keşke güçlü bir Sosyal Demokrat Partimiz kurulursa, hatta ve hatta eğer ayrışacaksa, kendisi olacaksa, demokratik çizgilere sahip olacaksa, yani ki İslami Demokratik bir parti, liberalizm zemini Kürdistan'a halen oldukça zayıftır. Bunun koşulları yok. Keşke olsa da bu siyasetler ayrıştırabilse. Bizi ilgilendiren tabii ki esas itibariyle biziz. Biz 20. yüzyılın siyaset damarının birebir tekrar almasına yana değiliz. Bu manada birinci değiliz. Troşist de değiliz, Maoist de değiliz. 20. yüzyıla ilişkin gündeme gelen sorulara yanıtlarımız beşimizin, onumuzun ortaktır. İyi de hayat devam ediyor, akışkan hayat. Hayat duragan değildi ki. 5 yıl sonra, hatta 1 hafta sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra biz durmaksızın hayatta yeni sorunlarla yüzleşiyoruz. Yeni sorunlara yeni yanıtlarımız var. Hiçbirimizin şu teminatı yok. Yeni sorunlarda Aziz Mahmut da benim aynı yanıtları verip vermeyeceğim belli değildir. Vereceğiz dersek yoldaşlar, kaçınılmaz olarak sonu gelmeyen ayrılıklara gideriz. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin fotoğrafı budur. 80 tane grup vardır. Biz şu anda dördümüz anlaşmışızdır. Bugünkü sorunlar yanıtlarımız ortaktır. Değişen hayatta gündeme gelen yeni sorunlarda farklılaşmışızdır. Mahmut gitmiştir, ayrı bir grup kurmuştur. Nusret Hacı Sabi gitmiştir, ayrı bir grup kurmuştur. Ben ayrı bir grup kurmuştum.
İşte burada biz bir anahtara geliyoruz. Burada yine Lenin bir anahtarına esas alıyoruz. Lenin anahtarı nedir? Parti içerisinde, Marksizm insanları içerisinde, sosyalizm savunusu çerçevesinde bütün farklılıkları kucaklayan bir parti. Herkes kendisi olsun, herkes özgürce kendi görüşünü dile getirsin, Marksizm insanları içerisinde. Parti merkez komitesi de özgür olsun. Hasan'ın görüşünü alacağını alır, almayacağını almaz. Ama Hasan'ı özgür olsun yazacaklarını partide. Dolayısıyla ÖSYM diyor ki, Kuzey Kürdistan'da ben Marksistlerin bütün farklılıkları kucaklayan bir parti kurmak istiyorum. Beni bilmeyen de uluslararası sorunlar farklı yaklaşımlar olabilir. Ama uluslararası sorunu bir devlet sorunu olarak görüyorsa, ister federasyon dersin, ister bağımsızlık dersin, hatta özellik dersin. Bu parti için bir sorundur, bir. İki, sosyalizmi savunuyor Kürdistan'da ama Hasan diyor ki ben yerel ağırlıklı sosyalizmi savunuyorum. Yerel planlamada ben diyorum ki ben merkezi ağırlıklı bir planlamayı savunuyorum ama sosyalizmi savunuyoruz. Bu farklı biz parti içerisinde boğarsak, öldürürsek bu iştirakları tüketiriz. Bu farklılıkları kucaklayan bir parti diyor. Kolay mı bu? Bu son derece zor. Bu neyi gerektiriyor? İşte burada biz yine iki anahtara varıyoruz. ÖSYM bunu başarabilecek miyiz? Bizim önümüzde büyük bir sınav vardır. 20. yüzyılda demokratik merkezciliği, merkezciliği üzerine kurulmuştu. Merkezciliği demokrasinin sınırlarını belirliyordu. Hala da Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, hatta Dünya Komünist Hareketi'nin önemli bir kesimi iddia ediyorum halen demokratik merkezciliği, katı merkezciliği üzerine kuruldu. Katı merkezciliği parti de dahil olmak üzere demokrasiyi atıyor, boğuluyor. Aynı şeyi disiplin ve özgürlükte görürsünüz. Disiplin özgürlük dengesi disiplin özgürlük üzerine değil, 20. yüzyılda disiplin üzerine kurulur. Disiplin özgürlüğe alan tanımamıştır. ÖSYM şimdi bunu tersine çevirmek istiyor. Bize demokrasi ile merkezciliği lazım. Merkezciliği olmadan karar alamayız. Ama diyoruz acaba, acaba değil, şunu hedefliyoruz, başarabilecek miyiz? Demokrasi ile merkezciliği dengesini biz bu kere demokrasi üzerine kuralım. Demokrasi merkezciliği içeri katsın, özgürlük disipline içeri katsın. Bu kadronun güçlü olmasını gerektiriyor. Güçlü ideolojik, politik, öncesel kadrolara ihtiyaç var. Yoksa benim gücüm azimam diye yetmezse ben kılıcımı çekerim. Beni eleştirdin, ona gücüm yetmedi, kılıcımı çekerim. O manada ÖSYM güçlü kadrolara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ÖSYM olarak bizim bu manada iş farklılıkları parti bünyesinde barındıracak tezimizden gelen güçlüklerimiz var. Üstesinden gelebilirsek, bu bizim lehimize muazzam bir dinamizme dönüşür. Üstesinden gelemezsek bizi boğar. Kritik bir dengedir. 20. yüzyılı tekrarlamayacağız ama 21. yüzyılda bu dengeyi iş farklılıklarımızı lehimize dönüştürebilirsek, sürekli bir dinamizm haline getirebilirsek bu ÖSYM önünü, ufkunu açar, muazzam bir dinamizm katar. Önümüzdeki süreçte beklenmedik bir büyüme sürecine girebiliyoruz sefer. İkincisi dışımızdan gelen güçlüklerimiz var. Hem Ulusal Demokratik Hareket bize şaşı bakıyor, bana bu kadar hareketin diyor. Hem Türkiye Sosyalist Hareket'teki dostlarımız, ya aa ne güzel ya. Buna zor bela bin bir türlü zorluk içerisinde Kürdistan'da bir komünist hareket boy vermiş, biz buna omuz verelim diyeceklerine, bunlar nerede çıktı diyorlar. Vatçı, vatkı da vatkı, bana dikkat eder ki diyorlar. Yani görmek istemiyorlar. Dışımızdan gelen güçlüklerimiz var, sıkıntılarımız var. Biz buna dostluk içerisinde, biz dost olarak algılıyoruz. Türkiye Sosyalist Hareketi yolda şartını çizdi. Dost olarak algılıyoruz. Ulusal Demokratik Hareketi dostlarımız olarak algılıyoruz. Dolayısıyla tak yürüyeceğimiz noktalar var ama önce Kürdistan'da Ulusal Demokratik Hareketi'ni dinliyoruz. 25 yılda toplantı var zaten. Bunda ısrar edeceğiz, yeni bir yüzyılın denemesini de edeceğiz. Tabii ki rejimden, cephesinden gelen esas sıkıntılarımız var. Yarın bu sıkıntılar büyüyecek. Ben Diyarbakır toplantısında da söyledim. Dedim ki, devletin halkı şöyle çalışır. İyi Kürt, kötü Kürt yoktur. Kürt, Kürt'tür. Kürdistan, Kürdistan'da devlet lazımdır. Diyor ki devlet. Kimileri federasyon diyor, kimisi özellik diyor, kimisi demokratik özellik diyor, kimisi bağımsızlık diyor. Bağımsızlık diyeni bunu şimdi gözleyeyim diyor, şu anda bunun icra gücü yoktur diyor. Bir yere not ediyor, yarın güçlenirse tepesine binerim diyor. Federasyon diyeni şimdi eğer gücü varsa bunu kontrol altına alayım diyor ama
demokratik özellik diye ne yapıyor? Üstüne şunlanıyor. Çünkü onun şu anda icra gücü var. Onun için BDP'de, HAK vardı, ÖSP'de, devlet nezdinde hepsi aynıdır. Bunlar köprü, devlet öyle bir tasnif yapıyor. Sıra konuma tabi tutuyor. Not alıyor. Devlet hafızası olarak, devlet aklı olarak. Biz Kürtlerle ister de orada bir şey yoktur. Ne bileyim, sınırlama yoktur. İsterseniz ortaya sorabilirsiniz. İsterseniz isim vererek sorabilirsiniz. Konuşabilirsiniz kendinize. Tabii. Görüşlerinizi de söyleyebilirsiniz. Buyurun. Söz sizde. Tüne. Ben sorayım. Şimdi 20. yüzyılda sendikalar vardı yani. Hür sendikalar, devrimci sendikalar birliği vardı yani. Genel olaraktan federasyon yani konfederasyon olarak. Şimdi Yunanistan'a baktığında veya Fransa'ya baktığında bu sendikalarda yani bu geçmişe dönük 20. yüzyılın sendikalarından dolayı bu sendikalarda mesela diyelim ki öncülü giden veya onu bir toplumsal eyleme veya toplumsal bir mücadeleye dönüştüren bir güç yok. Yani onun nedenleri nedir? Başka? Ben şimdi partinin yöneticilerini de kurmuşken şunu sorayım da şimdi yani ilk olarak sadece ilk aklıma gelen şu, şimdi partinin programı ilk defa bugün elime geçti yani aslında program. Neden yani Kürtçesi basılmamış? Sadece onu merak ettiğim için. Basarız. Yani elbette basarız diye bir şey yok yani basılacağım. Şimdi Sinan Başkan da burada varken şuna dikkat çekti. Özellikle Kürdistan'ın Kürt soruna yönelik yani zaten hazır üzerinde de çözümü konusunda niye ilk hedefimiz Kürt sorunu çözümü konusunda yani Kürt sorunu çözmeye olmalı derken tabii ki arkasında da adı üzerinde sosyalistten bahsederken bu sosyalizm demek zaten direkt sınıf demektir. Sınıf örgütlenmesi demektir. Burada sınıf örgütlenmesine, çalışmasına, sandıkal olsun, fabrikalarda olsun, bütün iş alanlarında çalışmalarına bakış açısında değişiklik olacak mı? Mesut'un döneminden şimdikinde bir farklılık olacak mı? Gerileme mi olacak yoksa daha ileriye dönük, daha katı örgütlenme mi olacak? Çünkü birinci sırada Kürt sorunu olduğu için, hedefi Kürt sorunu olduğu için onu ikinci plana atarken, yani onu biraz işi sıkıya almayacak mı diyorum ben açık açık. Sinan Bey de bahsetti ama birçok şeyden. Gelenekte zaten kendisi yani fikirleri ya da savunduğu görüşleri ortada aşikardı. Yani ÖSP'nin kurulması, yani yasal bir parti olarak kurulması ya da işte verilen daha önceki mücadelelerin ya da o eksendeki mücadelelerin bir yansıması olarak daha geniş kitlelerle buluşuyor olması sevindirici. Ama dikkat çekmek istediğim nokta şu, yani Marksizm'de, Leninizm'de derinci mücadeleden uzaklaşan bir Kürt ulusal hareketini tekrar o eksenle birleştirebilecek mi? Ya da o ufukta bakabilecek mi? Yani ulusal hareket ya da Kürtler Marksizm-Leninizm ışığında kendi mücadelelerine öyle bakabilecekler mi? Yani onun mücadelesi... Mevcut koşullarda diyorsun. Koşullarda tabii. Yani söylenmeye çalışan ya da yapılması gereken işte atıyorum 20 yıldır ya da 25 yıldır hep Kürt ulusal mücadelesinde sınıfsal bir eksende Marksist bir bakış açısını yaratmaktı. Yani ÖSP'nin yasal bir parti olarak kurulmuş olması onu biraz daha böyle acilleştirir mi acaba?
ya da öyle bir çaba anlatılıyor mu? İnsanlar onun bilincinde mi? Ben biraz sohbetin başını açırdım. O açıdan pek değinmiş olabilirsiniz ama anladıklarım kadarıyla sorular soracağım. Şimdi öncelikle Öztürk'ün kurulması sevindirici. Yani şu bağların meselesini Sinan abimiz az önce söyledi. Yani sosyalist karakterler olmak, işte Sovyetlerin çökmesiyle birlikte dünyada sosyalist tutaklar ilerle edilmesinden sonra yani sosyalist bu hayatında karına çıkmak önemli bir iddia olduğunu düşünüyorum. Bu sevindirici o anlamıyla. Kürdistan Ulusal Üniversitesi'nin sosyalist hareketleri olması da her zaman daha hemen bunun geleceğini kendine atması bağlama anlamı da çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorum şu, şimdi ÖSP diğer Kürt hareketleriyle tırnak içerisinde kullanayım da hani onları da FLSP ile haklarla BDP ile kısmen ortak günleri olsa sizin sosyalist hareketleri ettikti ama kendi kalan çizgiden ayırdığını söylüyor. Yani bir çizgi ayrışması var iddiasıyla şeyle birlikte. Şimdi sosyalizmde hani hem de sonra yıkıyoruz ya şimdi temel iddiası şudur, işsiz bir iddiası yani. Proletar diktatörlüğüdür. Şimdi proletar diktatörlüğünün teminatına şimdiden garanti almak açısından ÖSP, iş sınıf içerisindeki çalışmalarını kendi politik programında ne oluşturuyor? Yani ulusal Kurtuluş Müdüresi'nin dışındaki yeri açısından soruyor. Yoksa para kadarı Kürt ulusal hareketleri, ulusların kendi kadarı tayin hakkını yerine getirme Kürt misyonundan formasından bağımsız olarak iş sınıfının ve sendikadaki örgütlenmeleri ne oluşturuyor? Soru bu kadar. Var mı başka soru? Yoksa biz kendi aramızda paylaşacağız. Cevabı var mı? Tabii tabii. Sonradan da sorulabilir. Yani konu konuyu açabilir. Yani bazı şeyler biz biraz birbirimizi tamlayarak da cevap diyeceğiz. Şimdi Kürtçe program meselesi, onu hemen söyleyip geçeyim. Biz acilen hemen çıkarmak zorundayız diye Türkçe programı zaten hazırdı yani bizim sunduğumuz programdır şeye. İçişleri Bakanlığı'na sunduğumuz program ve tüzüktür. Orada da biliyorsunuz zaten bunu söylemeye gerek yok. Biz hiçbir kavramımızdan sakınmadık. Kendi kavramlarımızı kullandık. Örneğin Kürdistan tabirini biz orada hiç sakınmadan kullanmış bulunuyoruz. Muhtemelen de bize dava açacaklardı. Buna hazırız zaten. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Kürtçesini çok yakın zaman içerisinde biraz profesyonel bir elden biz yapmak istiyoruz. Çünkü tarihi bir belge. O tarihi belgede biz amatörce bir Kürtçe ile yapmak istemiyoruz. Sırf biraz gecikmemizin nedeni odur. O da yakın zaman içerisinde çıkacak. Cevap bu. Şimdi değerli arkadaşlar, ulusal özgürlük mücadelesiyle sınıfsal özgürlük mücadelesini ya da sınıfsal kurtuluş çabalarını birbirinden ayırmak biz sosyalistler açısından çok doğru değil. Nihayetinde bizim sosyalizm mücadelemiz hayatın tüm alanlarına ilişkindir. Şu anda bulunduğumuz coğrafyada ulusal özgürlük sorunu başak bir sorun. Fakat bizim zaten çıkışımızın gerekçeleri arasında şöyle temel bir gerekçe var. Biz emek cephesinden bu sorunu çözmek istiyoruz. Emek bakışlı olarak. Yani sınıf, işçi sınıfı ve emekçi hareketinin temsilcisi, siyasal temsilcisi olarak bu sorunu çözmek istiyoruz. Şöyle bir şey gündeme geldiğinde de biz hazırlıklıyız. Yani diyelim ki Türkiye'de ve Kürdistan'da sosyalist devrim gerçekleşmedi. Ama bu arada kapitalizm çerçevesinde, neoliberal dalga çerçevesinde Kürtlerin, Kürt halkının ulusal kurtuluşu gündeme geldi ya da ulusal problemini çözmesi gündeme geldi. Biz buna eğer müdahil olmazsak, yani sınıf adına, işçi sınıfı adına, emekçiler adına biz buna müdahil olmazsak eğer,
çok katı, çok vahşi bir kapitalist rejimle de yüzleşebiliriz. Bizim varlığımız sosyalist devrimi gerçekleştiremese bile yakın zamanda sosyalist devrimi gerçekleştiremese bile kapitalizm çerçevesinde gidilebilecek çözümlerde emekçinin, işçinin, ezilen halkın elini güçlendirecek bir misyonumuz var. Kapitalizm çerçevesinde gidilecek çözümlerde onlar adına bizim demokratik ortamı daha da arttırma gibi bir misyonumuz da var. Çünkü biz şöyle bir şeyi bekleyemeyiz. Yani bizim esas amacımız sosyalist federasyon. Fakat diyelim ki kapitalizm çerçevesinde bir federasyonlaşma gündeme geldiği zaman bizim bunu elimizin tersiyle itme gibi bir lüksümüz yoktur. Yani Kürt halkı adına ya da Kürdistan ülkesi adına bizim bunu elimizin tersiyle itme gibi, yani ya hep ya hiç gibi bir şey söyleme gibi bir lüksümüz yoktur. Dolayısıyla kapitalizm çerçevesinde gidilebilecek çözümlerde de biz müdahiliz ki yarınki sosyalist devrimi gene diyelim ki yakınlaştıracak çabalarımız olması için ya da mekanizmalarımızın hayatta vücut bulması için. Ve dolayısıyla sendikalara geliyorum. Yani bizim misyonumuz zaten, diyelim ki Kürdistan'da eğer sınıf adına biz yola çıkmışsak, işçi sınıfı ve emekçiler adına, ezilen sınıfsal kesimler adına yola çıkmışsak, zaten bizim esas ilişkilenmemiz gereken sosyal zemin orasıdır. Dolayısıyla sendikal, yani ulusal mücadele, sendikal çabaları geciktirecek diye bir şey yok. Bakın, şimdi mesela diyelim ki Kürdistan'da hiç de işin tabiatına uygun olmayan gelişmeler oluyor. Yani Türkiye'de de bu böyle. Yani sadece Kürdistan'da değil ki, Türkiye'de de böyle. Sendikalar eski işlevlerinde değiller. Yani şu anda diyelim ki sendikacılık daha çok gerçekten önemli oranda diyelim, çok önemli bir oranda rant kapısı haline gelmiş. Yani bir şekilde rant kapısı haline geldi ve kapitalistler bir şekilde sınıf mücadelesinin bütün kimyasını bozacak ya da o sınıf örgütlenmesinin bu zemindeki de kimyasını bozacak müdahalelerde bulundular. Bu müdahaleler maalesef şu anda sendikaları gerçekten içeriğini tamamen boşaltacak hale getirdi. Ama bizim görevimiz gerçekten hem diyelim ki sendikal alanda buradan hareketle zaten biz diyelim ki sosyal taban arayışımız sendikalarda olacaktır. Ama sendikalarla da sınırlı değil, çünkü bugün şunu kabul edelim. Sendikaların örgütlenebildiği, yani yasal anlamda söylüyorum, örgütlenebildiği alanlarda işçilerin nispeten kendini daha az ücretli tabakalara göre kendini biraz ayrıcalıklı hissettiği alanlar oluyor. Diyelim ki kamu kurumları. Kamu kurumlarında çok ciddi şekilde diyelim ki işçilerin aldığı maaş oranlarına bakarak söylüyorum, kendilerini diyelim ki asgari ücret alanlara göre daha ayrıcalıklı hissettikleri pozisyonlarda oluyor ve maalesef sendikalar buralarda şu anda örgütlenebiliyor çoğunlukla. Bu içerik boşaltıcı şeylerden biri. Sendikaların örgütlenemediği alanlar ise diyelim ki asgari ücretlilerin, yani daha çok diyelim ki hayat karşısında daha çok ezilenlerin, daha fazla vahşi kapitalizmde yüz yüze kalan çok geniş bir kesim ise sendikaların örgütlenemediği alanlar. Dolayısıyla bizim sendikal politikamızda biz sadece diyelim ki sendikacıyla ilişkilenmeyi sınıfla ilişkilenme olarak algılamayacağız. Sendikaların içeriğini de doldurmak bizim görevimizdir. Yani bu yüzyıla uygun yeni içeriğine kavuşturmak adına. Ama aynı zamanda sendikalaşamayan, yani yasal olarak bunun önü tıkanmıştır, sendikalaşılamayan ve asgari ücretli topluluğun yer... Anadolu'da, Kürdistan bölgesinde, Antep'te biraz daha somutlamak gerekirse, atıyorum başvuruda 100 bin yakın işte işçi emekçi çalışıyor. Hadi bir hesapladığımız zaman. Öyleyse ben bu işçiler için yaklaşık %70'de Kürt oluşumdan gelen işçilerle çalışıyor. Yani fabrikada işte atıyorum onu hem dinci gerici sömürücünün şeyine maruz kalıyor hem de sömürünün tam en şeyine kadar yaşıyorlar. Yani öyleyse ben hani sosyalizm, sınıf hem sonuçta kaygımız var ya, yani öyleyse ben Antep işçi sınıfı içerisinde, Antep bağlamında söyleyeyim, ben Türkiye genelinde söyleyelim. Sınıfa yönelmek, sınıfın ihtiyaçları ve Kürt hareketinin ortaklaştırma noktasındaki çabaları bu konuda ÖSP olduktan sonra mevcut hani bir niyette var, niyette vardır, gücünüz yetmez başka bir şeydir. Hani koşullar olmaz, işte kadrolarınızı oluşturursunuz, oraya dönük politikalarınız hedefinizde vardır ama bunun onakları yoktur. En azından sosyalist bir karakterde
olması noktasındaki, çabalar noktasındaki şeylerini soruyorum. Yani çabalar olacak, hukuk okulunda bir hedef koymuş gibi, böyle bir yönelim olacaksa bunu nasıl yapacaktır noktasında sorularımı bu şekilde tamamlamak istiyorum. Başım ara daha bağlı. Anladım. Kürdistan'da Marksist hareketle ilgili önce bir şey söyleyeyim. Benim dostumun söylediği mesele. Kürdistan Sosyalist Hareketi, Kürdistan'da Ruhsal Demokratik Hareketi dün, yani 80 öncesi sık sık dile getirdiğimiz Kuzey Kürdistan'da diğer parçalardan farklı olarak siyaset sosyolojisinde belki etkisiyle hemen hemen bütün partiler, bütün gruplar Marksist'ti. Sadece KDP geleneğinden gelen, Türkiye KDP'si geleneğinden gelen, onun devamı olan KUK, Marksizm dışıydı. En son KUK da kendi içerisinde ikiye bölündü. Marksist referanslı sosyalist, KUK sosyalist eğilimi olarak çıktı. Dolayısıyla DDKD dediğimiz yani KİP, yani Parti Erkekler Kürdistan, bunun KİP erkeği değil, öbür KİP. Şivancıların, Doktor Şivancıların KİP'i olsun, Özgürlük Yolu olsun, PSK ya da DDKD, KUK, Rızgari hepsi, bütün hareketler Marksist referanslıydı. Hepsi Marksist-Leninistti. 20. yüzyıldaki Dünya Komünist Hareketi'nin fotoğrafını Kuzey Kürdistan'da görebilirsin. Ya da Türkiye Sosyalist Hareketi'nin fotoğrafını 20. yüzyılın son çeyreğinde Kuzey Kürdistan'da görebilirdin. DKP'nin de bir paneleri vardı. Kurtuluş'un da bir paneleri vardı, öyle diyelim. Deyol'un da bir şeyi vardı. Hatta Maoist Hareketi'nin de paneleri vardı. Bize göre o fotoğraf gerçeği yansıtmıyordu. Niye gerçeği yansıtmıyordu? Siyaset açısından Kürdistan'dan Marksist bir hareketin zemini vardı, sınıflar zemini de vardı, dün de vardı, sadece bugün değil. Ama ulusal sorunu çözümlenmemiş bir halkın, bir ulusun, bir ülkenin bütün siyaset damarının komple Marksist olması, sosyalizmi savunması fotoğrafı gerçekçi değildi. En azından ulusal demokratik zeminde örgütlenen KDP ya da benzeri partiler ki hemen hemen bütün ulusal kuruluş hareketlerinde burada olmuştur. Güney Afrika'da da biz bunu gördük. Guinea-Bissau hareketini de gördük. Vietnam'da da gördük. Ya da İran, diyelim ki bugün Katalonya'da da görüyoruz. Marksist hareketin yanı sıra çözümlenmemiş ulusal kuruluş koşullarında ulusal demokratik, milletçi muhafazakar, devrimci demokrat, yurtsever demokrat partilerin olması gerekirdi. Dün fotoğraf o bakımda gerçeği yansıtıyordu. Tersiydi, son rüzgar vardı. Hepimiz biliyoruz bir şeyimiz. Oho, şimdi 1-2-3 daha fazla Vietnam rüzgarı ne yaptı? Kuzey Kürdistan'da bütün siyaset tabanını Marksist siyasetin etkisi altına aldı. Ama gerçek bir fotoğraf değildi. Olmadığını çok kısa zamanda gördük. Bugün tersine bir tablo var. O rüzgar geriye çekildi. Bugün Kuzey Kürdistan'da Marksistim demek, sosyalistim demek. Zaman zaman bizim ama söylüyorlar, varlattı Melik İbaşı'ya ama keşfettim Marksist demine. Ya sen iyi bir adamsın ama keşke komünist olmasaydın diyorlar. Yani bize kütlede kırık giderler. Kırık gider demek Türkçesi tam. Bozulma. Bozulma yani. Bunlar yani bunlar iyi insanlarsın ama bunlar bozulmuş herhalde. Bunlarla beraber komünistim diyorlar. O gözle bakıyorlar bize. Bu fotoğraf da gerçek bir fotoğraf değildir. Birinci bölümde özellikle bildiğiniz yani Arap isyanı, Avrupa'daki isyan, Balsitlik meselesi, Amerikan liberalizminin tüyünü bozan, şeyini alan, cilasını alan hareketlenme yeniden siyaseti solda kurguluyor. Siyaset yeniden küresel çapta bir adım solda kurgulanacak. Milliyetçi hareket, milliyetçilikten komünist harekete varana kadar solda kurgulanacak. Dolayısıyla bu Türkiye, Kürdistan sosyalist hareketine, siyasetine de yansıyacak. Biz şuna inanıyoruz, Kürdistan'da da siyasetin yeniden güçleri güçlenecek, dünyadan olduğu gibi. Kürdistan'da Marksist hareket yeniden güçlenecek. O zemini görüyoruz. Güçlenmek demek, bütün siyaset Marksist çizgi etrafında yeniden birleşecek demek değildir. Bu olmayacak, o fotoğrafı bir daha görmeyeceğiz. Kürdistan'da, tezimiz o bizim zaten. Güçlü bir komünist partisi kendi iç farkıyla birlikte, bir devrimci demokrat parti, bir varsa sosyal demokrat parti, hatta İslami demokrat parti varsa. Fotoğrafta bunu bekliyoruz. Bunun olması için de mücadele edeceğiz, en azından diyeyim. Sendikalar meselesi, İzmir'de bizim konferansımız vardı, il örgütünün konferansı vardı, küresel direniş, küresel kriz konuluydu. Esas bir yerinde bunu ilgilendiriyordu, bu konuyu ilgilendiriyordu. Şöyle dersem, sendikalar tablosunu daha iyi tarif etmiş oluruz. Fotoğrafı yine net vermezdi ama bir parça veririz. ÖSEP'nin misyonuna birazdan geleceğim, ÖSEP ne yapacak? Benim kanaatim şu. 19. yüzyılın devrimci hareketin çapı, gücü,
çapıyla orantılı sonuçlara yol açtı. Devrimci dolu komünist hareketi, komünist hareketi, devrimci hareketi, ilerici hareketi, çok geniş manada söylüyorum onu. Yani sol insan demokrasiden Marksist harekete varana kadar o çapı çok daha genişti 19. yüzyıla göre, devrimci diyor, daha köklü sonuçlara yol açtı. Ama özetin özeti, nihai olarak kapitalizm ağacının kökünden söküp alamadı. Sonuç, kökünden sökülemeyen kapitalizm, gövdesi yarılan, 20. yüzyılda gövdesi yarıldı, yeri, yani neredeyse sökülecekti kökünden. Kapitalizm ağacı yerinden kendini onardı, 20. yüzyılın komünist sosyalist dinamiklerini tabi yerine ise emdi. Emerken onlardan çok şey aldı. Ben size 7-8 tane kitap sıralayabilirim ilk aklımda. 20. yüzyılın komünist hareketinin söylediği bütün belli başlı kavramları, bütün sol kavramları, bütün komünel kavramları, bütün bizim olan, benim değil bizim olan kavramları Sermaye ne yaptı? Sermaye bunları hepsini aldı, içeriğinden boşaltarak kendine mahvetti. Fabrika benim değildir, bizim diyor. Bizim kavramı, işte Sermaye'nin kavramı değildi, Burjuvazi'nin kavramı değildi. Bu Marksist hareketin kavramıydı. Komünel bir kavramdı ama bugün Sermaye fabrikada diyor ki işçilere, bu fabrika benim değil, bizimdir diyor. Sabahleyin onlara sabah akşam Türk'üm, doğruyum, çalışkanım gibi bunu söyleterek fabrika alıyor. Fabrika benim değil, bizimdir diyor. Her fabrikanın kendine özgü maçları var. Ya da daha başka bir dizi, işler liderlik gibi, hocamın üzerine kitap yazıldı, işler disiplin gibi, işten ateş yakmak gibi, bütün bunlar esasında komünist hareketinin belli başlı kavramlarıydı. Bugün diyelim ki Maraş Süleyman Üniversitesi bir kitap çıkarmış, örgüt kültürü. Ben önce örgüt kültürü deyince şey aldım lan. İyi, herhalde bu örgütlenme dikkatimi çekiyor ya, örgütlenme üzerine yazılmış bir kitaptır. Bir açtım baktım, Sermaye'nin örgütlenmesine anlatıyor. Fabrika örgütlenmesine, şirket örgütlenmesine örgüt kültürü diyor. Şunu anlatmak istiyorum. 20. yüzyılın sosyalist hareketi, komünist hareketi, ilerici hareketi, yol açtığı bütün sonuçlarıyla kapitalizm ağacı yeniden kendisini toparlayıp o dinamiği yuttukça bir parça ondan alacağını aldı, gerisini boşalttı. Dolayısıyla biz bunda neyle yüzleştik? Sendikalar da bunun bir parçasıdır. Sendikalar 20. yüzyılın başında Rusya'da, bu coğrafyada, Amerika'da bir başka ülkede birer kulübeleydi. Küçük küçük birer kulübeleri var tenekelerde. Ama o kulübede o sendikalar on binlerin, yüz binlerin yer yer belki milyonlara varan bir devinimi harekete geçiriyorlar. Sendikalar bugün ne dostlar? Sendikalar bunu mülkiyete kurmuştular. Her en küçük sendikanın, en fakir sendikanın dev bir mülkiyeti var. Sendika yöneticisi olmak demek dev bir gayri menkul ve menkul mülkiyeti yönetmek demektir artık. O manada 20. yüzyılın sendikaları tıpkı 20. yüzyılın sosyalist ilerici komünist hareketinin içeriğinden boşaltılması gibi sendikaları da içeriğinden boşaltıldı. O dalga geri çekildi. Sendikalar kupkuru yönetim mekanizmasıyla içeriği boşaltılmış olarak kaldılar. Dipte gelen bir dalga ile yeniden sendikalara köklü bir içeri kazandırılabilir mi? Sanayi sonrası otopyalar da bu üzerine çok duruluyor. Polis, Franklar ve benzeri özellikle bu fütüristler çok üzerine duruyorlar. Hala sendikalar hala gereklidir deniyor ama 20. yüzyılın sendikal bakış açışı aşıldı. Tıpkı örgütlenmesi aşıldığı gibi buna yeniden içerik nasıl katacağız? O zaman Pekin ile Berlin'e bakmak lazım. Pekin Berlin attı çünkü özdeşleşiyor, örtüşüyor iş hareketi açısından. Sendikal harekete bu manada dipte gelen bir dalga yeniden bir içerik katacağı kanatındayım. Marksist'i iyi izlemek lazım. Arap bahari değil isyanı iyi izlemek lazım. Yunanistan ya da İngiltere'deki iş hareketini iyi izlemek lazım diyeyim. Biz ÖSP olarak ne yapabiliriz? Ne yapmak istiyoruz, ne yapabiliriz meselesine gelince şu anda bizim sendikalar içerisinde söz edilen bir bağlantımız yok. Tek tür bağlantılar dışında. Hatta iş hareketi içerisinde de bağlantılarımız son derece zayıftır. Ona bakarsan diyelim ki iş hareketinin şu anda Kürdistan'ı temsil eden biz değiliz, BDP'dir. Yani reel fotoğraf açısına bakarsan, ideolojik değil, politik olarak bakarsan biz iş hareketini temsil etmiyoruz, ideolojik olarak temsil ediyoruz. Ama bunun da halihazırda bir politik karşılığı yok, bunun adını kere koymamız lazım bir. İkincisi, şimdi post-Fordizm takıyla anılan, post-Fordist siyaset, post-Fordist öğretim rejimi, post-Fordist mimari, post-Fordist felsefe hepsi bir bütün olarak bu iş hareketine de yansıdı, emek hareketine de yansıdı, yansımaya devam ediyor. Yani kalite çemberleri denilen, dün
montaj hattı üzerinde yüzlerce işçinin makinenin parçası olduğu sistem kısmen yani manifaktör ile işçinin ürünle barışık olduğu sistem ile Ford'i sistem olan işçinin ürüne yabancılaştığı sistemin ara yolu. 100 işçi, 200 işçi bir montaj hattında tutmak yerine 15 işçi bir kalite çemberi oluşturuyorlar. Diyorlar ki bu ürün sizin. Hani bir manifaktör evresinde usta masayı tek başına yapıyordu bildirdiği zaman sağlasını yakın bu ürün benim diyordu ya. Marx onun için diyor ki yani manifaktör evrede işçi ile ürün arasında yabancılaşma yok. Çünkü işçi bir bütün olarak ürüne hakimdir. Alet enavat, makine işçinin bir parçasıdır. İşçi makinenin bir parçası değildir. Sonra makine evresinde işçi makinenin parçasına anına geldi. Makine çalıştığı zaman işçi çalışır. Şimdi ikisinin arasında yani ne cami ne kilise. Postmodernizm dediğimiz şey, postmodernizm, o post takıyla takılan her şey esasında iki ara bir derededir. İki aradaki bir deredeki kastım şu benim, 20. yüzyılın sonunda bir bütün olan insanlık kapitalizmi ve onun modernist dokusunu aşmak istiyor, aşamıyor. İki ara bir derede varıyor. Sendikalar da bundan nasibini alıyor, Dünya Komünist Hareketi de bundan nasibini alıyor. Dolayısıyla İş hareketine, emek hareketine nasıl yaklaşacağız meselesi, nasıl örgütleneceğiz? Serve diyor ki ben aptal değilim diyor. Ben diyor 5.000 işçi bir fabrikada tutuyordum. Şimdi 5.000 işçi diyor ne yapacağım? 1. 7 fabrika vereceğim. Yetmez. Başarılar dileriz size. Sağ olun. Arkadaşlara getirelim. Biliyorum ben. Başlıyoruz. Şey söylediniz hani 21. yüzyılın sosyalizmi gerçekten orada teorik bir şeydi. Yani benim de merak ettiğim üzerinde durdum. Yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılı yaşadık. Bu 21. yüzyıl yani aranılan bir soru. Yani aslında bunu Marksistler veya düşünürler şu an baktığımız zaman. Yani çıkışın ne olmalı? Yani gerçekten bu sosyalizm, yeni bir sosyalizm ve eskisiyle bağını mı koparacak? Yani argüman olsun için ifadeniz doğru bir şey. Yani nasıl bir argümanla çıkacak? Yani bununla ilgili bir şey var mı? İpucu var mı? Yani şimdi baktığımızda toplumun yani topluma baktığınızda toplum sosyalizmden uzak bir toplum. Yani yaşamıyor. Böyle bir şey çok dinlemek veya yaşamında böyle bir şey yok. Yani mesela yaşadığımız 80 öncesi dönemler, politik gelişmeler, siyasi aranalar, uluslararası konjonktür falan daha farklıydı. Ama dünyada da şimdi şöyle bir şey yok. İşte kapitalizmin yoğun olduğu yerlere baktığımızda böyle bir sosyalist harekete de yönelmiyor. Yani benim gördüğüm şey, ben de sonuçta sosyalist ve sosyalizme inanan bir insanım ama toplum hareketlerine baktığınızda da bunu çok net göremiyoruz. Yani Türkiye'de de öyle. Yani emek veren yıllardır partiler var, mücadele ediyorlar haklı gerekçeleriyle beraber. Ama toplumla bu partiler arasında bir sıkıntı var. Bunun sebebi ne? İki şey söyleyerek esas Sinan Yolaş'a bırakacağım. Sonra ona geldi. Yani bu teorik bir şey olduğu için ben bunu gündeme getirdim. Siz açınca yoksa bir soru. Aslında benim fikrim yani biz yeni argümanlar derken çok da yani yepyeni kavramlar, yepyeni argümanlar üretmek gibi bir sıkıntımız olmamalı. Ben şahsen şuna inanan biriyim. Yani bir haklı bir doğru yanlış tarafından ezil edebilir. Yani her yenilen haksızdır ya da her yenilen yanlıştır gibi bir şeyden ben hareket etmiyorum. Yani diyelim ki 20. yüzyıl sosyalizmi devletleşmiş haliyle demiyorum ama yani devletleşmiş haliyle gerçekten bizim bugün ancak görebildiğimiz korkunç hatalar da yaptı. Ya da devlet örgütlenmesi tarzı olarak. Ama yani bütün argümanlar yanlış değildi ki. Yani uygulamadaki yanlışlıklar, bütün argümanların ya da o gün kullanılan bütün kavramların ya da yaklaşım biçimlerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Ben bugün AKP'nin mahalle örgütlenmelerinin aslında bizim tarzımız olduğunu düşünüyorum. Yani 70'li yıllardaki bizim yaptığımız işi şu anda onlar biraz daha belki yasal koruma duvarlarıyla beraber, yasal güvenlikleriyle beraber çok daha rahat yapıyorlar ama aslında bizim tarzımızdır. Bu çok yanlış bir şey değildi ki. Ya da bizim bugün kullandığımız eşitlik kavramı, yani geçmişte de bugün de kullandığımız eşitlik kavramı, özgürlük kavramı, ezilen sınıfların egemenliği ve bundan hareketle sınıfsız topluma ulaşma,
Yani aslında projelendirildiği zaman benim kanaatim şudur. Sadece bir yenilgiyi tatmış olmanın getirdiği bazı sıkıntılar var. İnsanlar demoralize oldu bir anlamda. Sınıf hareketi demoralize oldu. Bir anlamda bu haklıyla haksızın kapışmasında diyebiliriz ki bir geçici evre olarak biz haksızların galibiyetine tanıklık ettik. Yani demek ki 70 yıl aradan sonra haksızların galibiyetine tanıklık ettik. Ve bunun beraberinde getirdiği bir dağılma süreci. Yani diyelim ki Dünya Komünist Hareketi'nde, Sosyalist Hareket'te bir dağılma süreci, bir inançsızlık, bir kendine güvensizlik süreci başladı. Ama benim kanaatim, bütün 20. yüzyılda kullandığımız bütün kavramlar yanlış değildi arkadaşlar. Yani ideolojik argümanların tamamı da bence şu anda geçerlidir. Sadece evet, hayat değişti, teknolojik girdiler, mevcut sınıf ilişkileri, bunlar üzerinde ideolojimizin esasını koruyarak politikalar geliştirebiliriz. Yani ben şuna da takılmak istemiyorum. Ayet gibi biz her şeyi olduğu gibi kabul edeceğiz değil ama bence önemli bir bölümü, esas bölümü şu anda halen bize referans olabilecek şeylerdir. Sözü Sinan Yoldaş'a bırakayım. Bir şey sorabilirim. Tabii. Niye böyle bu şimdi ÖSP olsun, BDP olsun? Bizim diğer 2-3 tane partimiz var. Bunlar 4-5 parti oluyorsunuz da, hükümeti güçlendiriyorsunuz. 4-5 parti olana kadar bir parti olsanız da, birbirinize destek verirseniz, gerekse şu bir yıl içinde KCK'ya yapılan bu operasyonla ilgili siz hiçbir zaman böyle de görmedik. Mesela BDP'ye doğru, BDP'nin yanında olmanızı, görmenizi istedik. Ama görmüyoruz sizi. Birbirinize niye böyle destek görmüyorsunuz? 4-5 parti ayrılıp da hükümeti güçlendiriyorsunuz. Tamam. Bitti mi? Bitti. Aslında tabii diğer soruya devam edersin Yoldaş ama ben bir cevap vermek istiyorum. Kendi gücümüz oranında aslında biz yani BDP ile bir takım ittifaklara giriyoruz. Ta ÖSP kurulmadan önce de bizim değişik kentlerde olabildiğimiz yerlerde. Gücümüzü zaten hiçbir zaman abartmadık. Ama olabildiğimiz yerlerde de seçim çalışmalarında olsun veya diğer bir takım ortaklaşılabilecek şeyler olsun. Biz bundan sakınmadık, bir. İkincisi, aslında sizin sorunuza ben ta konuşmamın başında bir yanıt verdim. Yani bir ulusu siz tek partiye sığdıramazsınız. Bu hayatın gerçeğine ters. Yani bir milletin tamamını, diyelim ki biz şu anda yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Kürtistan, sadece Kürtistan coğrafyasıyla da sınırlı değil. Kürt halkında ve Kürtistan'daki bütün halklardan bahsediyoruz ülke olarak. Şimdi dolayısıyla siz bu kadar ara katmanları, bu kadar sosyal sınıfları hepsini bir kesimsellik ifade eden, yani zaten adı da o parti, kesim demektir. Bir araca sığdıramazsınız. Ama başında da söyledim zaten, konuşmamın başında. Ulusal ittifakın ya da Gülistan'da bir, diyelim ki beraberliğin insanlık mekanizmalarını da üretmiş. Ulusal mücadelelerin bunu mekanizmaları da üretmiş. Bu da ulusal çatı örgütlenmelerdir. Bu diyelim ki illa da bir koalisyon partisinde bunu ifade etmek zordur ve aşılır o. Onu söyleyeyim ama değişik sosyal sınıfları temsil eden partiler olsa da ulusal özgürlük mücadelesinde ittifak olarak ya da diyelim ki bir çatı örgütlenmede bir kongre, ulusal kongre olabilir, farklı bir adla da anılabilir. Böyle bir örgütlenmede elbette biz bir araya gelebiliriz. Zaten bu konuda arayışlar sürüyor. Bize bu konuda en çok tabii ki eleştiri BDP'den geliyor. Bizim içimizde de sosyalistler var diyorlar. Yani daha doğrusu çoğunluğu zaten şey diyor, yani birçoğu da ben sosyalistim diyor. Kabul ediyoruz, yani o arkadaşların sosyalizm davasına inandığını, kafalarının da sosyalist yapıda olduğunu biliyoruz. Fakat BDP'yi şu anda parti olarak, yani çizgileriyle veya hedefleriyle parti olarak, sosyalist olarak tanımlayamıyoruz. Evet, içinde sosyalistler de var. Fakat sosyalist bir parti değildir BDP. Yani örgütlenme tarzıyla da, amaçlarıyla da sosyalist bir parti değildir. Bunu siz söyleseniz onlar kendilerine haksızlık kabul edecekler. Yani diyecekler ki bizi daraltıyorsunuz. Yani ben bunu onlar olmadığı biçimde sunmak istemiyorum. Bir şey daha sorayım. O zaman bir özgürlük partisi olarak bu tür yapılan operasyonlarda destek verseniz. Şimdi biz operasyonlara karşı zaten görüşümüzü söyledik. Artı
Diyarbakır gibi yerlerde gittik, BDP'yi de ziyaret ettik, kendi tavrımızı koyduk. Fakat bazı şeyler bizim gücümüzü de aşan şeylerdir yani. Diyelim ki bizim tavrımız, evet biz geceki operasyonlara yönelik tavrımızı her yerde de koyduk. Değişik protestolara da katıldık. Fakat biz BDP'li de olmayız yani. Yani keşke operasyonları oldu diye biz BDP'li olmayız. Ama BDP o konuda yapılan haksızlığa, operasyonlara yönelik kendi tavrımızı koyarız. Çünkü şunu biliyoruz. Keşke operasyonları adı altında yapılan operasyonlar güçlüye yönelik yapılan operasyonlardır. Şu anda Orta Doğu'da konjüktür, Kürt halkının özgürleşme adımlarını güçlendirecek bir konjüktürdür. Yani ulusal açıdan söylüyorum. Dolayısıyla bu konjüktürde AKP hükümetinin ya da mevcut devletin şu andaki yaklaşımı şudur. Güçlü olan Kürt örgütlenmesini dağıtmak. Çünkü iktidara en yakın olandan başlayacak adam. Yani yarın ben güçlenirsem bu bana da yapılacak. Bunu bildiğim için, yani bu bilinçle biz hareket ettiğimiz için KCK operasyonları konusunda biz diğer Kürt partileri gibi şey kalmadık. Yani böyle ikircikli kalmadık. Biz bütün o kriminal yakıştırmalara rağmen bunun merkezi bir operasyon olduğunu, yani hükümet merkezli bir operasyon olduğunu ve Orta Doğu'daki konjüktürde Kürtlerin özgürleşmesini bir adım daha geciktirmeye yönelik olduğunu söylüyoruz. Çünkü en büyük güç o ve en büyükten başlanacak. Dolayısıyla bizim tavrımız nettir bu konuda. Biz karşı koyuşumuzu yapıyoruz ama biz yeni çıkmış bir partiyiz. Yeni örgütten alanlarına dalıyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim o gövde gösterisini çok güçlü gösterebilme şansımız yok. Belki oradan kaynaklı sizin görmemeleriniz olabilir ama kesinlikle bizim tavrımız o konuda nettir. BDP'li arkadaşlar da bunu biliyorlar. Yani biliyorum basını takip etseydiniz bu konuda netiz. Artı bir takım beraber çalışmalarımız var. Örneğin biz ortak yani Kürtlerin anayasadan talebi konusunda ortak bir bildiri yayınladık. Genel başkanlar düzeyinde. Maalesef bazı basın organlarında yer almadı. Örneğin Bir Gün gazetesiyle Süleyman gitti ama şeyde yer almadı. Evrensel'de yer almadı. Öyle bir haberi görmediler yani. Halbuki çok ciddi bir haber. Kürtler diyorlar ki biz anayasada statü istiyoruz. Anayasada Kürtçe'nin resmi dil olmasını istiyoruz. Yani talepleri söylüyorum. Kürdistan ve Kürt adıyla partilerin açılmasını istiyoruz. Bu temel talepler etrafında genel başkanlar düzeyinde bir ortak açıklama yapıldı. Ciddi bir açıklamaydı. Ve anayasa konusunda ortak kampanya sürdürmek için de 25 Şubat'ta mesela diyelim ki arkadaşlar gene çalışıyorlar biz bir araya geleceğiz. Hem ulusal bir örgütlenmenin yani ulusal bir ittifakın yaratılması konusunda hem anayasa konusunda Kürtlerin ortaklaşması yani Kürt halkının ortaklaşması konusunda da bir çabalarımız olacak. Bu konuda ancak söyleyebileceğim budur. Yoldaş, yes, oradan İki cümle ekleyeyim. Demin sizin sorunuza yoldaş ayrıntılı üzerinden durduk. Kürt Ulusal Demokratik Hareketi bünyesinde bize gelen eleştiri siz fazlasıyla PKK'yı savunuyorsunuz bizim karşımızda. Çünkü biz hep Kürt'ten başlayarak, 2005'ten başlayarak şunu da ısrar ettik. Kürt Ulusal Demokratik Hareketi, farklı partiler birbirlerini kriminal kavramlar üzerine adlandırmasınlar. İkisi partisi diyor ki falan parti devlet kurdu, falan partisi kadrosu diyor ki falan kadrolar zaten Citemcidirler zaten, Ergenekoncudurlar. Biz bu dilin karşısında yer alırız. Ta 2005'ten bu yana, birincisi bu. Dolayısıyla o sorunun muhatabı biz değiliz. İkincisi, biz Diyarbakır Konferansı'nda çok net söyledik. Dedik ki, yani 180 kişinin orada olduğu, ağırlığında BDP'liler oldu. Yani ki yarıya yakında BDP'liler oldu. Ya da BDP'lilerin olduğu toplantıda. Yoldaş açtı, biraz daha çiğnen onu. Dedi kardeşim, bu coğrafyada devletin aklı şöyle çalışıyor. Bağımsızlık diyen, federasyon diyen, demokratik özellik diyeni hepsini not ediyor. Dönüyor pratiğe bakıyor. Diyor ki bağımsızlık diyenin en risklidir ama şu anda icra gücü yok. Onu not ediyor, takip ediyor. Diyor ki federasyon diyenin gücü biraz vardır, onu daha yakın markajı alıyor. Diyor ki demokratik özellik, hele hele siyasi olmayan içerikli bir demokratik özellik diyor BDP ama bunların gücü var, ona çırlanıyor. Bunu çırlanan kim? BDP'ye çırlanıyor. Biz bunun bilincindeyiz. Bunu da, dün orada da dile getirdik. Üçüncüsü, şimdi yarın tek parti meselesinde BDP'den Osman Baydemir, neydi, şey Laygar, Cebar Laygar'a, bundan sonra Şükrü Gümüş ve yok, Fethi Gümüş ve Şehzamin Bedranoğlu'nun ortak çağrısı var.
Demokratik Toplum Kongresi'nde bu mesele tartışıldı. Dile getirilir ki, isim vermek istemiyorum, Demokratik Toplum Kongresi diyor ki, biz ne kadar büyük olursak olalım, demin yoldaşım da sorular yanıttı, biz ne kadar güçlü olursak olalım, biziz. Biz hepimiz hangi rengiz? Bu olmaz diyorlar. Bizim dışımızdaki bu partiler, Kürt partilerle, Kürdistan partileri, bizim mutlaka görüşmemiz lazım. Bizim mutlaka birliği ortaklaştırmamız lazım. 25'inde toplantı var, Diyarbakır'da. 50 civarında katılım, bütün partiler, yani ÖSP, AK Parti, BDP, KADEP ve diğer belli başlı şahsiyetler ya da Rusya'nın katılacağı bir toplantı var. O da taşınacak olan yeni bir birlik meselesidir. O nedenle tek parti esprisi yoldaş üzerine durdu. Tekrar da ben üzerinde durmayayım. Şimdi konu apayrı bir konu. Bu 21. yüzyılda sosyalizm meselesi. Tabii ki uzun bir konu. Tabii ki burada hani birkaç cümleyle, birkaç kitapla, birkaç şeyle altında kalkacağımız bir sorun değil. Ama ben şunu söyleyeyim, anahtar.